Herkese selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve bugün bildiğiniz gibi ücretsiz ve 8 bit kostümünü alacağımız etkinlik geliyor. Hatta başlamak üzere. Bu etkinlikte toplamda 10 tane maç kazanmamız lazım ve 5 tane farklı harita var. Şimdi bu 5 tane haritada hangi komplar, yani hangi üçlüler alınır, hangi taktikle oynanır, bunların hepsini size göstereceğim ve kolay bir şekilde V8 biti kazanabileceksiniz. Bunun için en önemli taktik takım olarak girmek. Mutlaka ama mutlaka kendinize 2 tane takım arkadaşı bulun. Açıklama kısmında Discord serverımızın linki var arkadaşlar. Oraya tıklayın ve Discord'un içerisinde oyun sohbet diye bir bölüm var. Bu tür etkinliklerde binlerce arkadaşımız kendisine takım arkadaşı arıyor. Siz de oyun sohbete girip kupa aralığınızı, takım kodunuzu falan paylaşıp takım arkadaşı kolaylıkla bulabilirsiniz. Eğer tek başınıza girerseniz kazanma ihtimaliniz çok düşük arkadaşlar. O yüzden bunu lütfen denemeyin. 10 galibiyete ulaştığınızda da V8 biti ücretsiz bir şekilde alabileceksiniz. Neler yaptığınızı da yorum kısmına yazmayı unutmayın. Aynı zamanda bu tür etkinliklerdeki bu rehber videolarını beğeniyorsanız devamı için mutlaka aşağıdan da bir tane like atmayı unutmayın. Bu videoya sizden bir 5000 like bekliyorum. Videoda paylaşacağım komplar, yani karakter seçimleri, e-sporcu arkadaşlarla da konuşarak hazırladığım en iyi komplar diyebiliriz. O yüzden arkadaşlar mutlaka videoyu sonuna kadar izleyip söylemiş olduğum karakterler arasından kendinize 3 karakter seçmeyi de unutmayın. İlk haritamız Soygun Yılan Vadisi. Şu anda ekranda izlemiş olduğunuz harita ve burada arkadaşlar alınabilecek en iyi komplardan, yani en iyi üçlülerden bir tanesi Rico, Edgar ve Brock. Bunun dışında hangi karakterler alınabilir? Bunlardan bahsedeyim. Yine Colt alabilirsiniz. Bull, Spike ya da Bibi, El Primo, Daryl gibi karakterleri seçebilirsiniz. Yine Mac karakteriniz varsa Mac karakteri çok çok güçlü, onu da tercih edebilirsiniz. Ama arkadaşlar burada en önemli taktiklerden bir tanesi, şu anda benim yapmış olduğum bir maçın tekrarını izliyoruz bir yandan. Brock ya da Colt olabilir. Sağ lane o nişancı karakterler için çok hızlı bir şekilde ileriye doğru gidip kasaya hasar verebileceğiniz bir yer. Orada karşınızda, sizin karşınızdaki koridordaki adamı düşürüp ondan sonra da kasaya verebildiğiniz kadar hasar vermeniz çok önemli. Tabi birisinin de bazen defansa durması gerekebiliyor. Eğer işte bir Edgar'ınız varsa mesela, özellikle Edgar burada tercih edebilirsiniz. Karşı taraftaki Rico ya da nişancılardan birisini direkt olarak saf dışı bırakabiliyorsunuz. Ya da kasanın üstüne atlayıp kasaya çok sağlam hasar verebiliyorsunuz. Bu harita zaten ilk harita arkadaşlar ve 2 galibiyet aldığımız zaman bu harita bitiyor. O yüzden mutlaka bir tane Edgar alın. Edgar gerçekten işinizi çok kolaylaştıracak. İkinci harita ödül avında elektrik bölgesi diye bir harita arkadaşlar ve bu haritada da mutlaka ama mutlaka bir tik tavsiye ediyorum. Çünkü gördüğünüz gibi çok fazla duvar var ve bu duvarların arkasından çok kolay bir şekilde rakiplerinizi öldürebiliyorsunuz. Zaten ödül avında biliyorsunuz bir rakibinizi öldürüp ondan yıldız toplamanız, yani daha fazla kill almanız önemli olan. O yüzden burada mutlaka bir tane tik almayı unutmayın arkadaşlar. Onun dışında alacağınız diğer iki karakterin de nişancı olması önemli. Ne alabilirsiniz? Piper alabilirsiniz, Brock alabilirsiniz, Bell alabilirsiniz, Byron da alabilirsiniz. Yine burada farklı karakterler de var arkadaşlar. Mesela Leon tercih edebilirsiniz. Leon çok güçlü. Atıcılardan eğer tik oynamak istemiyorsanız Sprout'u tercih edebilirsiniz. Çok iyi oynuyorsanız yine Mortis alabilirsiniz arkadaşlar. Meg'i de yine burada tercih edebilirsiniz. Meg zaten inanılmaz güçlü bir karakter. Yani bu karakterler arasından 3 tanesini alırsanız bu haritayı da kolay bir şekilde geçebilirsiniz. Ama özellikle eğer tik alacaksanız karşınıza bir Brock gelebilir. Brock sizin duvarınızı patlatabilir. Eğer böyle bir durumla karşı karşıya kalıyorsanız hemen başka bir duvarın arkasına geçmeniz lazım. Baktınız hiçbir duvar kalmadı. O zaman da mutlaka o karşıdaki rakibin size vuramayacağı alanda, yani biraz uzakta durmanız lazım ve mümkün oldukça yavaş yavaş geriye doğru ittirerek rakiplerin üzerine mayın atarak ilerlemeniz lazım. Yani bir anda üstüne doğru gidip tabii ki de ölmemeniz önemli, çünkü burada ne kadar çok ölürseniz kazanma şansınız o kadar azalıyor. Bir de yine tik oynayacaksanız özellikle süperi atarken süperi adamların önüne doğru atmayın. Adam size ateş ederken yanlışlıkla süperinizi vuruyor ve süperiniz patlayabiliyor. Arkanıza doğru atın, o yavaş yavaş koşarak gitsin. Bu şekilde çok daha iyi bir sonuç elde edebilirsiniz. Üçüncü haritamız Knockout Alevli Anka Kuşu haritası olacak ve bu haritada mutlaka ama mutlaka Leon tavsiye ediyorum. Çünkü Knockout'ta biliyorsunuz rakibi öldürdüğünüz zaman zaten o rakip tekrar giremiyor oyuna ve Leon bunu yapabilmek için en iyi karakter arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde rakiplerinizi öldürebilirsiniz. Çok acele etmemeniz lazım. Önce ultinizi kasın. Ultiyi kastıktan sonra zaten rakibin yanına girip birini, ikisini, hatta üçünü birden aynı anda öldürme şansınız var. Leon mutlaka alınması gereken
karakterlerden. Bunun dışında yanına yine Piper ve Brock ya da Bell alabilirsiniz. Bow kullanabilirsiniz. Nani kullanabilirsiniz. Yine Tick kullanabilirsiniz. Bu haritada da Tick çok iyi. Byron, dediğim gibi Bell ya da Albayraf salabilirsiniz. Dördüncü haritamız sıcak bölge, müzede bir gece haritası ve burada da ben kesinlikle ama kesinlikle Buzz'ı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Özellikle açık bir harita olduğu için burada biraz da nişancı karakterlere ihtiyaç oluyor ama ortayı tutabilmek için tank karakterler lazım. O yüzden Buzz, Ash ve yanına da Byron gibi bir tane iyileştiren bir kompla çok iyi işler çıkartabilirsiniz. Aynı zamanda yine Mortis alabilirsiniz, Spike alabilirsiniz, Poco tercih edebilirsiniz. Brock, Bee, Bell gibi karakterler alabilirsiniz. Yine Mac karakterini burada kullanabilirsiniz. Alanı tutmak için yine Ems de alabilirsiniz ama arkadaşlar benim denemelerime ve arkadaşlarımla da yine konuşarak verdiğimiz karara göre en iyi komplardan bir tanesi mutlaka içinde baz olan bir komp. Aynı zamanda Ash'i de kullanabilirsiniz. Ash de çok ama çok güçlü. Bu ikilinin yanına da bir tane iyileştiren aynı zamanda nişancı Byron gibi bir karakter olabilir. Belki Poco'da kullanabilirsiniz ama biraz da uzakçı bir harita olduğu için biraz da nişancı bir karakter olan Byron'ı tercih edebilirsiniz. Ya da eğer tank bir komplo oynamak istemiyorsanız direkt olarak nişancıları da tercih edebilirsiniz. Bu saymış olduğum karakterler içerisinden ama en azından bir baz mutlaka almanızı tavsiye ederim. Ve dördüncü haritamızı da bu şekilde kolaylıkla geçebilirsiniz arkadaşlar. Ve son haritamızda Elmas Kapmaca Delikli isminde bir harita. Bu haritaların tamamı tabi Retropolis haritaları, yeni haritalar olduğu için buradaki komplar üzerinde bayağı bir çalıştım ve farklı arkadaşlarla da dediğim gibi görüş alışverişi yaparak bu kompları belirledim arkadaşlar. Burası da yine koridorlar arasında olduğu için Buzz burada da inanılmaz iş yapıyor. Yine Ash de çok iyi iş yapıyor. Tabii ki eğer çok iyi oynuyorsanız alın bu karakterleri çünkü Ash'i oynaması biraz zor. Yine Buzz, Ash, Byron kompu iyi bir komp. Bu kompla direkt olarak girebilirsiniz. Bunun yanı sıra burada yine Leon'u tercih edebilirsiniz arkadaşlar ve Brock'u tercih edebilirsiniz. Spike tercih edebilirsiniz. Nişancı oynamak istiyorsanız yine Bell tercih edebilirsiniz. Bee tercih edebilirsiniz. Byron yerine Poco'yu yine burada da tercih edebilirsiniz. Ama özellikle Ash karakterinin hem iyileşme özelliği hem süperiyle işte karşı tarafa o böcekler atması vesaireyle gerçekten kafaları çok fazla karıştırıyor. Yani burada Jin falan da hani elmas kapma Kapmaca'nın vazgeçilmezidir. Jin de bir ihtimal tercih edilebilir ama arkadaşlar burası çok duvarlı bir harita olduğu için benim ilk söylediğim komptan bence çok fazla vazgeçmeyin. Buzz, Ash ve yanına da Byron gibi bir karakterle ya da Poco gibi bir iyileştiren karakterle bu map'i de çok hızlı bir şekilde geçebilirsiniz. Dediğim gibi eğer videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıdan bir tane like atmayı, özellikle bu tür rehber videolarının devam etmesi için like'larınız çok önemli arkadaşlar. Bu videoya şöyle bir 5000 like gelirse her etkinlikte bu tür rehber videolarını çekmeye devam edeceğim. Aynı zamanda kanala abone olup bildirimleri açarsanız bu tür güncel Brawl Stars içeriklerini kaçırmamış olursunuz. Ve son olarak da marketten kod bölümüne Onur yazarak bana destek olabilirsiniz dostlar. Etkinlikte tekrardan başarılar diliyorum ve seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.